Engelli bireyler için farkındalık vurgusu yapan Buzgan, eğitim noktasında sadece kendi ailelerinden bir beklenti olduğunu dile getirdi. Bana göre öncelikle engelli farkındalığın oluşturulması lazım. Yani toplumda engelli nedir, engellinin ne tip desteğe ihtiyacı var, bunu elinden tutup bir yere götürme gibi değil, acıma gibi değil, birlikte nasıl yaşanır? Çünkü o bir birey, o da insan ve insan hakları temelinde bakmamız lazım. Hak temelli yaklaştığımızda da bizden bir farkı yok. Türk toplumu olarak engelli ve risk altındaki kişilere sevgi ve hassasiyetle yaklaşıldığını belirten Zeki Buzgan, kozmopolit yapıya dönüşen şehir hayatında engellilerin fark edilmediğini söyledi. Okullarda yeterince bilgi ve eğitim verilemiyor, kaynaştırma sağlanamıyor. Zaman zaman denense de neticeleri olumlu değil. Çünkü engelli olmayan bireyler, çocuklar ve anneleri henüz engellerle birlikte yaşamaya alışmamalı. Onlarla ilgili bir ön hazırlık yok, bilgilendirme yok. Engellilerin toplumda erişilebilirlik noktasında fiziki şartlarla ilgili yasal düzenlemelerin yapıldığını kaydeden Buzgan, kurumların fiziksel yapılarının buna müsait olmadığını söyledi. Tarihi yapılarda hizmet veren kamu kuruluşları yine erişime müsait değil. Toplum içinde de engelliye nasıl davranılacak konusunda yeterince bilgilenmiş değil insanlar. Buzgan, engellilerin yaşadığı fiziki zorlukların yanında sosyal hak noktasında da büyük engellerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Engelliler için huzur evi yok. Herkes için var ama engelli için yok. Yasada olmasına rağmen yerel yönetimler bu konuda bir çalışma yapmıyor. Yani geçici barınma merkezi ya da ailenin bir yere gittiğinde bırakabileceği, uzun süre güvenebileceği bir merkez yapılı değil. Engellilerin eğitimiyle ilgili bu konuda çok zayıflık var. Engellilerin birer diploma sahibi olmaları, bu mümkün değilse ekonomik değeri olan birer sertifikaya sahip olmaları ve bir mesleği icra edebilecekleri biçimde istihdam edilmeleri hem onlar için tatmin olur, hem sosyal tatmin, hem psikolojik tatmin.